Onlardan işte, o leylekler sıcak iklimi sevdiği için buralar artık serinlemeye başlıyor. O yüzden sıcak iklimlere gidiyorlar. Bizim buradaki kuşlarımız bizimle kalıyor. Hani nerede? Ay ay, şuna bak, arabanın üstüne yatmış. He, o da bize bakıyor. Keyif yapıyor. Kediler keyif yapmayı severler. Ben şu konuşan kediler var ya, konuşan kedilerde araba sürerken görmüştüm böyle. Ya da gelmedi falan diyordu. Herkese günler. Duymadılar. Herkese günaydın. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Ay, gözlerim şişmiş, hiç farkında değilim. Şimdi kamerayı kendime doğrultunca fark ettim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bizler de iyiyiz, çok şükür. Kalktık, maratonumuz başladı biliyorsunuz. Bugün 3. gün, günlerden çarşamba. Kızımı okula götürüyorum. Yalnız şu çantayı öbür omuzuma da alamam. Gerçi alışmışım sol omuza takmaya. Kaldırım diye bir şey kalmadı ki kızım, bak. Buraya birkaç ay önce böyle bir takım bir boru, bir şey borusu neydi unuttum ama bir şey borusu döşediler. Sonra da kaldırımlar geri yapılmadı. Okul açıldı. Bu sokak okul giriş ve çıkışlarında çok aşırı kalabalık oluyor. Ama biz böyle arabaların arasından yürüyoruz. Düşünün yani. Neyse, güne güzel başlayalım, dertlenerek başlamayalım. Aileni götürüyorum, şimdi aileni teslim edeceğim öğretmenine, ama sınıfına. Bilmiyorum, geçerlerse geçeceğim. Ay, arabaya bak Aylin. Aa, çok değişik bir araba. Üç tekerlekli araba, değişik. Tabii, bu arabada ne olur? Aileni bırakacağım okuluna, sınıfına. Eve döneceğim. Alper'le Aytu'yu kaldıracağım. Onların da beslenmelerini hazırlayacağım. Hani şu normal arabalar var ya. Onların iki koltuğu var. Onun arkasında iki koltuğu var. İkili ikili. Evet, küçük bir araba ve dört tane şeyi var. Koltuğu. Evet. Bir tane önde, iki tane de arkada. Evet aşkım. Bunu nereye park etsen düşer. Değil mi? Yok, o dengelidir. Dengeli olmaz. Hadi.
nasıl sıraya koyacağım? Sizin bu şeyler kaça kaç? Normalde? 35'e 50. 35'e 50? Ya 50'ye 70 mi alınacakmış? Ya sonra onu... da abartmış sıraya sıraya. Anneciğim onu iyice bir öğrenin öğretmenimizden. Gerekirse mecburen alacağız ama. Hadi bakalım oğlanları da gönderelim okula. 50'ye 70 mi sıradan daha büyük o? Evet. Hadi bir de iki kişi de oturuyorsun. Aylin'i okula bıraktım. Eve geldim. Alper'le Aytuğ'u uyandırdım. Onları hazırladım şimdi. Onlar okula gidiyorlar ama normalde ben götürmüyorum. Artık bu yıl kendiler gidiyorlar. Çantam çok ağır anne diyor. Taşıyamıyorum diyor. Dedim hadi. Arkadaş da zaten kahve içmeye çağırdı beni. Dedim tekrar zaten çıkacağım. Kahve içmeye gideceğim. Seni dedim yolun yarısına kadar götüreyim. Çantanı taşıyayım. Bir güzellik yapayım oğluma. Gel anneciğim kenara. Dönüşte de ekmeğimi alırım. Arkadaşa geçerim kahveye. Maşallah iki arkadaşım birden çağırdı. Hangine gideceğimi şaşırdım ama ilk önce söz verdiğime gideceğim. Neyse öğlen kahvesini de ötekinde içerim artık. Öyle yaparız. Şu beyaz arabanın gittiği yere kadar ben götüreyim sizi. Oradan öte siz gidin. İleridesi beyaz. Oraya kadar mı gideyim? Hadi. Neyse gidelim bakalım. Çantaları çok ağır. Alper taşıyor ama gerçi bilmiyorum. Aytuğ çok zorlanıyor çantasını taşımakta. Boynuma anlatıyor ya. Evet. Çantası ağır. Çantası. Bilmiyorum çantanın kendi mi ağır acaba? Bir eve gidince bir yani. Benim çantam bak. Onun çantası nasıl biliyor musun? Ha. Böyle şey olmuş çantası. Kutu gibi. He. Ne oldu acaba? Benim çantama bak. Doldurmayınca bomboş. Poşet gibi atıyorum, gidiyorum. Evet, onu bir iyice karşılaştırma yapalım eve gidince de. Eğer öyleyse olmazsa bir yeni çanta mı alalım, ne yapalım? Gerçi çanta fiyatları da pahalı. 150 lira çantalar. Geçen yıl Aylin'e 50 liraya almıştık çantayı. Bu yıl 100-150 lira çanta fiyatları. Hocanın söylediği hiper matematiğe baktım. Ha? 150 lira, 140 lira falandı şeyde. Neyse canım artık mecbur alacağız çocukların. Şimdi her öğretmen sürekli söylüyor kaynak kitaplarını alın diye de. Kaynak kitaplarında her bir tanesi hemen 150 TL arkadaşlar. Toplamda kaç dersten alınacak? Ha işte. Alacağız işte bir 2-3 bin lira tutacak sadece kaynak kitapları. Anacığım özel okul gibi vallahi bizim buranın okulu. İki okul yan yana özel okul dersin. Yani masrafına bakarsan özel okul. Ama yok eğitiminden de çok memnunuz. Eğitimi de çok iyi. Hani siz de zaten ilgilenirseniz. İnşallah evlatlarımız iyi yerlere gelirler. Hepimizin toplamda evlatları için dua ediyorum. Tane aldı. Toplamda 7 tane alınacak. Arkadaşlar kahvemi içtim, evime geldim. Ali de kalkmış, çayı demlemiş. Ben de şimdi bir yukarıları bir hemen hızlıca alacaktan toplayıp ay kahvaltı hazırlayacağım canlar. Bizim oğlan bu oyuncaklarla yatıyor biliyor musunuz? Bunları yanına alıyor, uyuyor. Uyuduktan sonra alıp buraya koyuyorum oyuncakları. O da hala uyuyor herhalde. Aha da uyanmış benim oğlum. Aşkısı. Anam, oğluşum uyandı geliyor teyzeleri. Daha ortalığı toparlamadım şimdi hemen yatakları falan toplayacağım. Bu Aylin'in okul formasının eteği, şortlu etek biliyorsunuz hep artık okullarda böyle, okul formaları böyle. Kuzum günaydın. Boncuğum, onları indireceksin mi aşağıya? Anneciğim ne güzellik kuzusu. Oy oy daha uykudan uyanamamış oyuncak derdinde. Ben indiririm tamam mı? Kalsın ben indiririm. Yerim seni. Oy kurban olsun anne. Sen dökersin. Ha? Sen dökersin. Ben döker miyim? Sen dökersin diye bana. Sen dökmeden indir de. Babası ışığı niye söndürdün? Oğlum geliyor. Babası, karşıla ellerinde şey var. Oyuncak. Allah Allah, oyuncaklarım oyuncaklarım su gelsin ya. Oy, oy, oy.
Kurban olur annesi. Kurban olur annesi. O yerim ben seni ya. Yerim ben seni ya. Bana diyor ki sen dökersin bırak diyor. Ay alem vallahi. Aa, şu ailenin eteğini terziye götüreceğim. Şuradaki lastik dikişleri var ya, bunları bir tık açtıracağım arkadaşlar. Anne çok sıkı diyor. Çok sıkıyor beni diyor. O yüzden bugün pantolonla gönderdim onu. Şimdi buraları bir toparlayalım. Yes, evet. Sabah telaşımız. Çıkartılanlar atılmış bir kenara. Başlayalım ortalığı. Hava çok güzel. Niye güzel biliyor musunuz? Yağmur havası var gibi. Sanki yağmur yağacak gibi. İnşallah yağar da böyle. Oh deriz böyle. Vallahi yağmur yağsın istiyorum. Gece rüzgar esiyormuş. Ben fark etmemişim. Ali işten geldiğinde gece böyle bir kapı sesine uyandım. Kapılar çarpıyor dedi rüzgardan dedi. Şuraları da hemen toparlayayım.
gelmiştir. Ne? Kızım o, ver o şey. Bunu hep ikisi ders defteri olarak yapacağız. Bitince yenisini alırız. Evdeki şeylerden abisi yaptı. Bakın. Aytu şey abisi işte yaptı, babası bunu. Ya? O kısmı. Aytu abisi ayarladı bunu böyle. Kitap defteri şeye bakın. Defteri. Ama bak ne tane. Dur, bunlar hangisi? İngilizce, matematik. Hadi. Bu kızım eski, bunları niye getiriyorsun Allah'ım? Yeni defteri ben getiriyorum. Bu da öyle. Birini sen. Matematik bir dur. Çantandakileri de getireyim. Bunlar gidecek. Bunlar kaplanmayacak. Tamam. Aylin çantandakileri de getir anne. Haydi hızlı biraz. Benim zamanım değerli. Biraz da az. Ne yok? Biraz da az. Ne? Biraz da az. Bakayım. Biraz da az. Ne bu? Kimin bu? Ayta benim mi? Evet. Kaybetme bak ha. Biraz da az. Biraz da az. Az bunda baba bunlardan 5 tane var. Ben ciddisin sen. Ben yedi, bu da sonuncu. 1, 2, 3, 4, 5. Bak mı götüreceğim? Beklesem dur. Baba ben şu kırmızıyı çıkartıp sana vereyim. Makas mı alacaksın? Makas lazım mı ki? Bantını neyle keseceksin? Ha. Allah Allah. Bırak onları benim. Ali sus. Ali karışma. Ali bırak. Karışma. Aşkım. Yırtılmaz. Yırtılmaz. Karışma. Kızım niye yırtılsın? Kızım karışma. Ali. Karalamayacak. Ya kalem mi var da karalasın yanında? Ali bana bakar mısın? Kızım kalem mi o? Boyarım kendim. Bak boyuyorum, boyuyorum. Açmayın. Boyuyorum diye. Şunu ben şöyle yapıyorum. Bak boyuyorum. 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 Çok çok çok. Şöyle. Koy bir dakika. O şey ama bükülmüş ya güzel de ondan biraz da sanki. Ha, o zaman zaten bantlamazsak da olmuyor yani çok da şey değil bunlar. İlla bantlayacaksın. Yıkarsın. Aç geri onu. Hayır. Şunu yap çıkarayım da. Yeter. Alacağım bana ne? Alayım. Yüzüm mü alayım? O benim ama. Benim. Çok şeydi. Sen yine eve gidip kurmazsan. Kızım ne yapıyorsun? Nerede? Bir saniye bekle. Hadi. Şimdi bizim çıkart. Kızım bir saniye bekle. Yandan yaptı. Nasıl yapacağız? Yap yapamıyor. Şuradan yapıştıracağız. Şuradan. Açılıp yıkılmasın diye. Açma. Hadi kaldı. Şuradan mı? Evet. Bunu koyacağız. Ev mi yapıyorsun? Ben otursana. Ay ev yapmıyorum. Neyse. Bilgisayar yapayım sadece. Şöyle bir bitir. Ya bu öyle değil. Dört tarafından da her yerinden bantlıyorum. Şuralardan da bantlıyorum. Ama dur yapacağım. Aylin karışma kızım. Bırak, bağırttırma. İstediğim kızı. Böyle bir olmaz böyle. Dur şimdi bir koy. Koy onları. Üçünü ben yaptık ki onun yağmurluğumuz olmasın işte. Bu böyle dur. 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 Nasıl olacak? Bu kayıyor bunlar. Sağlam olmasın ki her yerinden bantlıyorum. Geçen yıl da böyle. Geçen yıl tek başıma yapmıştım. Ne olacak ki? 5 dakika sonra. Ama birinin böyle tutması gerekiyor. Ya yok. Şey Alper'le falan yapmıştım da. Evet. Usana usana. Şöyle de yap. Kızım bu tarafa geç. Hadi artık. Kızım bekle. Her biri böyle sürecek işte. Ben de artık size vermek istiyorum. Çıkarttık. Kızım, tamam. Kızım orasını çıkarmayacaksın ki. Orası çıkmayacak. Onun içine defteri, şey, kitabı yerleştireceğiz. Ondan sonra çıkacak o. Bakayım bu taraftan. Ama ben bir şey yapmayacağım.
böyle olmadı. Böyle şey yapmışım. Defter buradan mı geçiriliyor? Ama defter buradan mı geçiriliyor? Çok güzel yemiş mi? Böyle. Tamam mı? Tamam, koyalım şimdi. Sıra biber işte. Ama bu kırmızı vermiyor. Bu katlayacak. Ama bunlar hepsi kaplanacak oğlum. Ama bu kırmızı vermiyor. Al, şu kaplanan al. Kıram yemem. Haydi. Kıram yemem. Çık tabii ki. Kıram yemem. Kırmızıyı ben çıkartacağım. Kızım, tamam. Çıkarırsın. Önce biz şunu halledelim. Şurayı da yapayım, dur. İşimiz var ki. Bak, ne getireceğim ben. Dur, şurayı da yapayım. Bekle bir dakika, ayarlıyorum şeyini, bütün meşeğini ya. Müzik sesleri olmaz. Ben bu sesleri istemem. Bu böyle zaten. Bırak. Kızım. Nasıl şimdi bunu? Kapıyor işte ya. Boşluğuna bunu nasıl kapayacağım? Bak boşluğuna alacak böyle kapı yapıştır. Ama kıram yeri olsun. Şey, şunu çıkarsana. Tamam dur. Önce olur. Ya şunu çıkarsın. Onu Aylin çıkar. Aylin al çıkar. Tamam. Çıkar. Bu klavye. Kızım tamam oradan. Bu klavye değil, bu klavye değil. Anlamadım. Ay, hayır, değil. Bak, bugün yazdım. Bu hayır, yazmıyor. Bak, söyledin mi? Bu da hayır, yazmıyor. Ama bu da hayır, yazmıyor. Daha bunları yapacağız. Hayır. Kopuk olmuş değil mi? Ha, ne olsun ya? Bir de sular şişir. Çevir bana. Bir de sular şişir de şişir. Yakup, al bakalım. Ya şey yapalım. Şey, hazır kaplık veriyor ama. Bunlar bir de kenarlarından yapmazsan. Bunlar klavyenin şeyi, tuşları, şeyi. Bantları. Önce orayı bitirin. Bekle. Bantları. Kızım çizgi üzerini değiştir diye de kaç defa dedin? Böyle git üstüne çıkar sen. Değiştirdim. Nereye gitti o şeyler? Uçup gider şuraya şunların altına. Onlar yakın altı. Sattık. Bunu sattık. Sonra klavyeyim. Hepsini sattık klavyeyim. Bakın bu yerlerin şu kadar. Yakup bir şey olmadan kartı veriyor. Şimdi neler karıştıracak? Bu bana ilk artık bir yemeğe alacak. Destek mi oldu? Niye böyle biraz saklı boşluk var? Saklı yapacak. Yapmaz bu. Alamaz bu. Şuralar böyle şey oluyor. Şurayı yapmazsan, hem buradan hem buradan yapmazsan da çocuk rahat eline alamıyor. Kayıyor elinin altında. Kaplık. O yüzden hem buradan hem buradan yapıyorum mecbur. Anne, o aynısı. 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 Ay, nasıl? 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 Ay, nas
kapattın mı? Tamam, kapattım. Kapatıp tamam, kalemini yapıştır. Tamam. Kalemini. Kaç yukarı baktı? Hı. Yapıştır onu sonra şimdi. Tamam, çek aynı. Çabuk ol. Bana da versin. Bana da versin. Bana da versin. Kızım çekiversene. Ama bak işimi... Sakın. Ben de niye çıkmıyorum? Ters tarafından aç. Böyle dur, hemen yapalım, ben yapıştırayım. Bunu bana ver. Bunu bana ver. Bir sürü var sende. Aynen. Ver, ver. Şurada bak, ver. Bak şimdi bu yeni olacak. Baba bak. Senin gibi bıyığım var. Aha, benim gibi bıyığım var. Bıyıklı mıyım? Evet. Anne de bıyığım var. Bıyık. Azıcık yaklaşmış ama. Bıyıklı değil mi? Bırakacağım. Dur, dur. Babanın kasları var daha. Babanın kasları mı var? Büyük evet. Bırakacağım ben sana. Baba, Yakup'un kasları daha çok varmış. Ah, uçuyor. Yakala. Kızı yeri çıkarmadınız değil mi? Neyi? Kızı yeri. Sen çıkardın ya şimdi. Yeni defter aldım. Ay yeni defter aldım. Koca baktın ya. Aynen. Aa, böyle ayağımı da atıyorum. Ama bak ayağımı da atıyorum. Tamam. Ayağımı da atıyorum. Ayağımı da atıyorum. Ama demedim babam. O sen bu harfleri yapabiliyor musun? Kızıl halini. Ben onu yapamıyorum. Şunu yap. Bunu oynatabiliyor musun? Evet. Sen oynatabiliyor musun? Ha, bu. Göster. Uçuyor. Ha. Sen şuradan oynatabiliyor musun? Ya. Kulağını tutuyor. Ha. Ha. Hadi bakalım kaçıncı oldu? Kaçıncı? İki tane canım. Hayır, son bir tane. Hadi olmaz. Koy. Yapma. Ben normalde oynuyorum bebesi var. Hadi oynayacak değil, ablanın ondan. Hadi gel. Ben normalde oynuyorum. Ben normalde oynuyorum. İki tane değil. Ah, aynı. Ay, bu son bir tane ama. Son bir tane oldu. Diye ses geçti. Bu da artık benim. Tamam. Uçmuyor. Çünkü parçalara ters atıyor. Ama ben bunu böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Geri dönüyor. Baba ben son bir tane olmaz. Baba biz oyun oynar. Mustafa'nın daha sınıfına gelmiş. Dün aradı, o dün değil evvelsi gün. Aradı annesi. Bunlar. Miralama. Aradı. Sizin sınıfa, siz aynı sınıfa düşmüşsünüz dedi. O Ayşe'nin kapandı. Mustafa bana kelime takmaya çalışıyordu. Oyun. Yavaş olmuş. Çocuğu tarihte gelmişti okula. Çatlamış. Düşmüş bisikletten mi düştü dedi. Bir şey dedi. Ayağı çatlamış. Oturuyordu maviş maviş. Bugün de baktım kapta içeri güldüm, geldi de bana güldü. Anne diyor, Mustafa böyle şaka olarak kelime atıyordu. Hmm. Ben hemen yana kaçıyordum. Hmm. Ben de. Sen yoktun ya. Niye de baba? Oy, oy. Vardım, vardım, bana da vardım. Oğlum da okula gidecek miymiş? Vardım. Var tabii. Var tabii. Oğlum da okullara gidecek miymiş? Annesi. Allah'ım. Annesi. Gitsene bu tutsak şu okula. Gitsene bu tutsak artık ya. Biz de evin başında kalmış oluruz. Evet, kafamızı dinledik ya. Ama durun. Ya okul erken geliyor. Öyle deme babası. Ben özlüyorum. Kafamı dinledin ya. Ben özlüyorum kuzuları. Markete rahat. Markete rahat rahat giderdim. Kuzularım. Evet, tamam. Market çok rahat atlardım. Ben özlüyorum. Ya bunu kap. Tamam, bunu kaplayacak baba. Ondan sonra. Bu da son bir tane kaldı işte. Bu da bir.
O yastık, bu yastıkları yerine koyar mısın anneciğim? Ali ile beraber ailenin kitaplarını kapladık. Hepsini kapladık, etiketlerini yapıştırdık. Şöyle şu anda çocuklu olan hemen hemen bütün evlerde aynı telaşlar var. Neyse, kaplama işini hiç sevmiyorum. Şunu bir ayıralım, şu tarafa. Kaplan, bunlar devlet kitapları. Bunda kaynak kitaplarımız var. Kaynak kitapları zaten kaplanmıyor. Neyse ki oradan kurtarıyoruz yani. Kaplıklarımız, şeylerimiz. Kaplık fazladan aldık lazım olursa diye. Şöyle kaplıklar varmış. Ali'ye dedim ki, telefon etmişti beni, kırtasiyedeyken aramıştı. Dedim Aylin için, bunu Aytu için aldı da Aylin için dedim, böyle cicili bicili kız işi olsun dedim. Bakın bunlardan almış. Çünkü ben biliyorum Aylin'in seveceğini. Şimdi canlar, günlük işlerimi zaten bitirdim. Ha bir de çocukların çantalarına birer tane koymak için şöyle Cenevili'nin ıslak mendilinden aldık birer paket. Bunlar zannedersem 60'lıymış. Biz normalde evde bundan kullanıyoruz ama bunun içinde 100 tane var ve çanta için gerek değil. Yani çantada ağırlık olur bu. Zaten çocukların çantaları çok ağır. Her birinin çantasına birer tane koyacağım bunlardan. Arkadaşlar, kendim size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Bakın öğretmenimiz. Boyama yapıyor kızım. Öğretmen ödevleri de göndermiş. Bununla çok rahat boyanıyor değil mi Aylin, bu kalın kalemle? İnci kalemlerle daha rahat. Hangisiyle daha rahat? İnce. Ha, bana da sanki o kalın kalemlerle daha rahat gibi. Onlar Aytu abinin kalemleri değil miydi? Evet. Sana verdi onları değil mi? Birazcık rahatım. Şimdi çayın altını yaktım. Ali de işe gidecek. Böyle karnımız biraz acıkır gibi oldu. Şöyle Namet'in salamı var. Ben ekmek arası salam... Ekmeğin arasına salam koyup yiyeceğim. Şurada evvelsi gün yaptığım keklerden 4 dilim kalmış. Bunları da koyacağım. Akşam için Lezzet Ana piliç nugget'ı var. Buzluktaydı. Çıkardım. Çözülsün birazcık. Akşam Alpergil şu an şeydeler. Alper'le Aytu kurstalar. Etüt kurslarımız var biliyorsunuz. Haftanın 4 günü. Akşam 4.30-5'e doğru geliyorlar. Akşama Alper'e bunu kızartacağım. Çayım kaynamaya başlamış. Tepsimi falan yıkacaktım. Bulaşıklarımı falan, her şeyimi hallettim. Hatta şuralar çok... Ben kaç günden beri şu alt dolapları ellemiyordum. Alt dolapları falan böyle bir güzel sildim. Artık tekrar bir öğlen atıştırmalık işi bitsin. Aylin de gelince beslenmesinin kalanlarını yedi. Hepsini yememiş. Buraları toparlayacağım. Çay doldurayım. Şöyle bir güzel çay içelim. Karnımız acıktı. Yalnız Namet'in şu hindi salamını tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli. 2-3 gündür kahvaltıda yiyorum. Arkadaşlar, üstüm nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Mickey Mouse kızım. Mickey Mouse'lu kızım benim. Aytu diyorum, Yakup'un bisikletine babası tekerlerine bant yapıştırdı. Yakup gel bakayım. Arkadaşlar bakın, bu yeşil bant. Gel bakayım Yakup, nereye gittin? Gel de görelim nasıl olmuş tekerler. Gelmiyor bak. Gel bakayım. Gel bir yakından göreyim. Bant yapıştırdık tekerlere çünkü tekerler parkeleri çiziyor. Bak, kırmızı da var. İyi oldu. İyi değil mi? Ama artık bir daha bu bisikleti sokağa indirmeyeceğiz. Arkadaşlar bakın, babam bu banttan yapıştırdı. Benim arkada koşuyordu. Ne zaman? Markete gittik ya zaten. Hayır, gittin mi? Evet. A101 iki katlıymış ya. Oraya iki katlı A101'e de gittik. Bakın bir daha gidelim ama yukarı çıkmadı. Allah Allah ya. Ya sen bu marketi ne kadar çok seviyorsun? Niye bu kadar çok market seviyorsun? Baba iki katlı markete mi gittin? Evet. Cuma günü gerçi. Baba, Cuma günü pazar var. Pazara gidelim diyoruz da hangini alacaksak. Baba lütfen markete. Ne markete gittik? Bak o sonra markete gitmiyoruz. Ama yukarı çıkacaktım. Şimdi baba işe gidecek. Yarın gidersiniz, tamam mı? Benim alemi. Hayır. Oyun salonu ama. Hayır, ayıp oyun. Artık yarın gidersiniz, tamam mı oğlum? Yani ben şimdi işi bak, vaktim kalmadı benim. Ama. Ben sana söz vermedim bak ha.
olmadı. Baba ya. Allah Allah. Allah her Allah. Gün 3 kitap yok deme, 3 çocuklar dersin yani. Hiç yok demez. Hiç. Halim ben makasla seni yerine götürür müsün dedim sana kızım. Hadi aşkım. Neyse ben bu kızına... Duymadın mı? Ama duymamış babası. Hayır, Allah duydu. Allah. İşine gelmiyor. Hayret bir şeysin. Nasıl duymadın? Bununla uğraşıyorum. Hadi götür bakın makasla ikisini. Bak gene oraya bıraktın. Allah Allah. Geçen gün marketten yufka almıştım arkadaşlar. Şimdi o yufkaları sarma zamanı. Hayır, yırtmadan açalım. Dün değil evvelsi gün almıştım. Hemen yani daha fazla bekletmeden taze sarayım istiyorum. Çocuklar seviyorlar yufka böreğini, sigara böreği saracağım. Ama ah yırtılıyor Allah'ım. Kağıt gibi yırtılıveriyor. Ben 5 tane sanıyordum. 6 taneymiş bu. İyi bereketli olur. İri iri de duruyor. Büyük duruyor bayağı bir. Bir ara bizim öbür mahallede otururken pazartesi pazarında böyle taze günlük taze yufka gelirdi. Ama çok da güzel taze gelir. Bol bol alır yapardım çocuklara. Ve fiyat da çok uygundu. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Yufkanın şeyini düşürdüler. Şöyle yapalımlar. Gramajını düşürdüler. Yufkayı küçülttüler. Bakın bu bayağı bir iri. Küçülttüler anacığım yufkayı. Şimdi bak bu Bim'in yufkası hoşuma gitti. Saracağım. Yufkaları kestim, koydum tezgahın üstüne. Aytu kurstan çıkacak şimdi. Onu almaya gidiyorum. Alper'in kursu yoktu bugün. O erken geldi. Aytu da yalnız gelmesin. Onu almaya gidiyorum. Onu alıp geleceğim.
O üstünü başını değişip dinlenene kadar da ben de börekleri yapar kızartırım. Koşturma biliyor musunuz? Koşturma. Vallahi içim el vermiyor. Şimdi okulla çıkıyor olsa, okul kalabalığıyla çıkıyor olsa, hadi neyse de tek gidiyor. Kursta da 3-5 kişi oluyor. Çok fazla kişi olmuyor. Yollar bozuk, kaldırımları kırdılar. Çocuk kaldırımdan da yürüyemiyor. Yolun ortasından yürümek zorunda kalacak. Çantası da çok ağır. Yalnız kalmasın. Eve geldim. Hemen ilk olarak Aytuğ'un istediklerini kızarttım. O üstünü bile değişmedi. O kadar acıkmış ki elini yüzünü yıkadı. Hemen yemeğini yemeye başladı. Şimdi de bizimkileri çay koydum ocağa. Tavanın altını geri kapattım. Şimdi bizimkileri kızartacağım. Birazını sucuklu yapacağım. Birazını da peynir rendeliyorum. Böyle peynirli yapacağım. Dışarıdan da inşaat sesi geliyor. Yakup al. Kapat oğlum onu. Ben bir daha limonata istiyorum. Limonata. Limonata mı istiyorsun? Evet. Getir. Acıktın mı sen? Yok. Neden? Sucuk yemem. Niye sucuk yemiyorsun? Sen her zaman sucuk yiyorsun. Sabah abiyle kavga ediyorsunuz kahvaltıda. Sucuk kavgası yapıyorsunuz. Ama çok kokusu. Hepsini mi koyayım? Evet, hepsini. Oy, çok kokmuş. Çok kokmuş, çok kokmuş. Ay, kim ne yakıyor? Ben biraz koyacağım da. Niye koyuyorsun geri onu oraya sen? Dansın. Aç. Hadi sen git televizyonunu izleye dur. Hadi. Aha. Aylin de olmuş. Ben Yakup'a Aytuğ almaya gittim. Dönüşte de ben acele ediyorum. Komşum sağ olsun. İlla otur. 5 dakika kapının önünde oturduk. Onun da çocuklar okula gidiyor. Onun çocukları da kursa kalıyor. 5 dakika onunla oturduk. Koştura koştura çıktım hemen. Dedim çocukların yemeğini hazırlayayım. Çok sıcak. Elin yanmasın. Hadi ondan ya annem. Şunu vereyim ben sana. Yakup. Limonatanı da al kuzum. Sıcak sıcak. Al. Ama şey al. Borsu. Al. Ben çok büyük yapmışım bunu. Bak bunu ver. Sıcak değil. Aha değil. Ya ha, değil mi ya? Ya bu bırakın mı? Bir dakika oğlum, bir dakika. Ne oldu? Benimki ne oluyor? Sıcak bir de. Alper ne yapıyorsun annem? İnşallah uğraşıyorum. Oynamak istediğim bilgisayarı. Hayır, uyatmıyorum. Bilgisayarı oyun amaçlı vermediğimizi biliyorsun anneciğim. Ödevin var mı senin bugün? Arkadaş Aytu. Ödev var mı kuzum? Ödevim var. Ney var? Masal yazacağız. Masal mı yazacaksınız? Ben bitirmiştim galiba. Ne yazıyorsunuz? Masal. Nasıl yani? Kendiniz mi? Kendiniz uyduruyorsunuz. Kendiniz uyduruyorsunuz. Hangi dersten bu? Yazarlık. Yazarlık dersinde masal yazdırıyormuş öğretmen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok tutacak ya. Seninkinin konusu ne? Merak ettim.
Ya. Ha? Karantina bir şey. Karantina bir şey. Masallarda her şey hayal gücüyle. Evet, öyle. Yakup ne yaptı? Yemiyor mu? Nereye gittin Yakup? Bende sivri sözcükler var. Şey var, o ağzımlar, her şey var. Oo. Yoksa sen bir geleceğin yazarı mı olacaksın acaba? Ha? Şık koyar mısın? Aa eyvah. Ne yapsak bunu? Bir dakika şık koyar mısın? Bak kasnayım oldu. Bak kasnayım oldu. Oy sen biraz daha ye bu böreklerden. Bak nasıl kas oluyor sende, nasıl? Kas oldu. Unutma. Yok. Al bir iş. Anneciğim. Ne oğlum? Tamam, çıkar. Nerede bu? Ay ben rendeyle de şey yapmıştım ama gerçi Ankara'ya hiç sorun olmaz. Rıcak mıydı? Hepsini sarayım, öyle şey yapayım, açayım ocağın altını. Çabuk kızarıyor biliyor musunuz? Zeytinyağıyla kızartıyorum. Çok çabuk kızarıyor. Yetiştiremiyorum sonra. Sandalyeleri bir göreceksiniz. Artık tamamıyla bitiririm ondan sonra. Şunu da. Sıra peynirliğe geldi canlar. Peynirliğileri saracağım.
Bilirmiş bu ya. Onlar da size diyor. Çok bilmiş seni. Bu da size diyor. O yerim ben seni ya. Aslında yufka alayım da şey yapayım. Buzluk için atayım biraz. Böyle bir misafir falan. Bazen aniden bir misafir geliyor. İnsan ne yapacağını şaşıyor vallahi. Misafir için sarayım da buzluğa atayım. Vallahi insan her gün ne yapacağını şaşıyor. Komşularla da oturuyoruz. Aynı yemek yapayım. Hepimizin derdi bu. Ne yemek yapayım? Bazen vallahi sizin yazdığınız yorumlar bana ilham oluyor. Yazıyorsunuz, diyorsunuz işte ben şu yemeği yapıyorum, ben bu yemeği yapıyorum. Aklıma geliyor, aa diyorum iyi ben de yapayım ya falan. Böyle. Gideyim de iki paket alayım. Böyle bolca buzluğa sarıp atayım. Bir misafir falan geleceği zaman. Ne? Cimcima. O ne ya? Cimcima. Anneciğim, cim, an. Tamam, anlayamadım ama ben. Neyse, telefonumu oynayabilirim. Üzerini değiş. Öyle. Kıyafetlerini yatağın üzerine... Kıyafetlerini yatağın üzerine bırakmıyorsun, askıya asıyorsun. Askıları değiştirme sana. Aşkım, hayır olmaz. İki dakikanı almaz. İki dakika. Bak üzerini değişmeden yemek yemene izin verdim. Çünkü çok acıkmıştın kıyamadım. Lütfen üzerini değiştir. Ondan sonra telefonunu alabilirsin annem. Hadi. Aferin benim oğluma. Merdivenleri de çifter çifter çıkarmış. Vallahi yoruluyor çocuklar. Hak vermiyor değilim. Veriyorum inanın ki. Çocuklar çok yoruluyorlar. Çünkü sabah saat 7.30-8'e doğru kaldırıyorum onları. Aydın daha erken kalkıyor. 7.30-8'e doğru kaldırıyorum. Sekiz buçukta derse başlıyorlar. Bekle bir dakika anne. 8.30'da derse başlıyorlar. 3.20 kala ders bitiyor. Saat 3'te kursa geçiyorlar. Etüde geçiyorlar. 4.30'da etütten çıkıyorlar. Eve gelene kadar saat 5. Düşünün bütün gün yani çalışan insan gibi. Yavrucuğum yapma onu. Sen doydun mu? Evet. Ha? Gel. Doydun mu sen? Ben yıkamışım ama. Aa, bu mu yıkamış hali? Dur be ellerini yıkayalım.